Evet sevgili Akedo severler, efsane Akedo Arena dövüşçüleri, Akedo Dövüşçülü Seç Turnuvası çeyrek finaline hoş geldiniz. Bu bölümde birbirinden çetin 4 karşılaşma seyredeceğiz. Birbirinden güçlü 8 Akedo dövüşçüsü yarı final için kapışacak. Kırbaç Kuyruk Hırçınayı müsabakasıyla başlıyoruz. Kırbaç Kuyruk ilk turda Gece Kılıcını 2-0'la saf dışı bırakmıştı. Buna karşın Hırçınayı Beyaz Öfke'yi 2-1'le geçti. Bakalım bu mücadelede galip çıkıp adını yarı finale ilk yazdıran efsane Akedo dövüşçüsü kim olacak? İlk çeyrek final, ilk round başlıyor. Hırçınayı testeresini etkili kullanmaya başladı ama Kırbaç Kuyruk o kuyruğu iyi sallıyor. Arda arda darbeler gelmeye başladı. Enerjisi bitiyor ve bitirdi burada maçı. Kırbaç Kuyruk son darbe ekranda. İkinci round başlıyor. Bu roundu almak zorunda Hırçınayı. Kırbaç Kuyruk arda arda darbeler gelmeye başladı. Kuyruğunu iyi savuruyor. Testeresini etkili kullanmaya çalışıyor Hırçınayı. Ama Kırbaç Kuyruk burada. Arda arda darbeler iki tarafta bitmek üzere. Nefis bir maç. Harika bir maç. Kim vuracak? Kırbaç Kuyruk kazanıyor. Yarı finalde. Hırçınayı da kırbacın öfkesinden nasibini aldı. İlk yarı finalist. Son dörde kalan ilk efsane Akedo dövüşçüsü Kırbaç Kuyruk. Kızgın Kılıç Bay 200'e karşı. İş çıkışı turnuvaya gelmiş gibi görünen 200, yüksek tekmeleriyle efsaneleşen koca ayağı devirerek çeyrek finale 2-0'lık net bir skorla geldi. Buna karşın Kızgın Kılıç Altın Gölge'yi yine 2-0 gibi net bir skorla geçerek rakibine kılıç öyle değil böyle kullanılır dedi. İlk round başlıyor. Bay 200 mü Kızgın Kılıç mı? Hemen o ağır el konuşmaya başladı. Kocaman el konuşmaya başladı. Kafaya arda arda vuruşlar, hiçbir şey yapamıyor Kızgın Kılıç. Hiçbir şey yapamıyor. Bir darbe daha ve bu işi burada bitiriyor. Balyoz gibi bir yumruk. İkinci round. Kızgın Kılıç'ın bunu kazanması lazım. Yoksa elenecek. Yumruklar yine başladı. O nasıl bir yumruk? Yıkıcı bir yumruk. Ama iyi savunma yapıyor bu kez Kızgın Kılıç. Sola ve sağa doğru gidiyor. Ringi iyi kullanıyor. Savunmasıyla şu ana kadar ayakta. Ama Bay 200 o dev yumruğunu yine konuşturdu. Balyoz indi. Maç bitti. 200 rakibini Kızgın Kılıç'ı 2 round'da da 2'ye ayırarak fena halde kızdırıyor. İlk maçını da 2-0 kazanan 200, çeyrek finalinin ikinci maçında rakibi Kızgın Kılıç'ı da 2-0 yenerek ikinci yarı finalist oluyor. Dev bir kapışma. Ekran kıran ve gök gürültüsü üçüncü yarı finalist olmak için kırışıyor. Ekran kıran biraz zorlansa da Turbo Chucksley'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükselme hakkını elde etmişti. Gök gürültüsü ise beyzbolu 2-0 yenerek evine göndermişti. İlk round başlıyor. Gök gürültüsü mü? Ekran kıran mı? Kalkanını etkili kullanmaya çalışarak başladı ekran kıran. Ama balyozu o kadar etkili değil. Karşısında asasını nefis kullanan gök gürültüsü var. Adeta yıldırımlar gönderiyor burada. Rakibinin üzerine. Ama onun da canı azalmaya başladı. Kıran kırana bir maç. İnanılmaz bir maç. Ve asa geliyor. Gök gürültüsü kazanıyor bitirici hamle. İlk round gök gürültüsünün ikinci roundu almak zorunda. Almak zorunda ekran kıran. Başladık. Yine sert başladık. Balyozunu bu kez etkili kullanmak istiyor. Ekran kıran daha uzun, daha iyi bir savunma. Adeta kilitlendiler. Burada gök gürültüsü yıldırımları atmaya başlayacak mı? Ekran kıran iyi savaşıyor ama darbeler almaya başladı. Ve gök gürültüsü yarı finalde. Beyaz saçlı efsane gök gürültüsü asasıyla ekran kıranı bir değil tam iki kez ikiye bölüyor. Ve ilk başta olduğu gibi yine round vermeden yoluna gümbür gümbür devam ediyor. Üçüncü yarı finalist gök gürültüsü. Kokuşmuş dev sinek avcısı. Kokuşmuş dev 2-0'la Ultravolt'un elektriğini kesmiş ve çeyrek finale gelmişti.
Sinek avcısıysa 2-1'le çifte dişi diş doktoruna göndermiştim. İlk round başlıyor. Kokuşmuş dev mi yoksa sinek avcısı mı? Hemen gürültünü kullanmaya başladı sinek avcısı. Kokuşmuş dev ard arda balyoz darbeleriyle fena enerji götürdü burada. Sinek avcısından bir balyoz darbesi daha geldi. Kalkanını kullanmaya çalışıyor sinek avcısı ama balyoz işliyor. Balyoz ışıl ışıl kokuyor buralar. İlk round kokuşmuş devin. İkinci round. Sinek avcısının bunu kesin alması lazım. Bu kez kalkanını daha iyi kullanarak başladı. İyi savunma. Balyoz darbeleri burada kalkanda kalıyor. Ama gürzünü de iyi kullanıyor. Şimdi kenara kaçtı. Kokuşmuş dev kenara kaçtı. Balyozunu kullanmaya çalışıyor ama fena sıkıştı orada. Gürz darbelerini almaya devam ediyor. Sinek avcısı alabilecek mi? Aldı bu maçı. Aldı bu maçı. Üçüncü rounda gidiyoruz. Üçüncü round, final roundu. Yarı finale kim kalacak? Hemen hızlı başladılar. Gürzünü kullanıyor sinek avcısı. Balyoz kalkanda kalıyor. Kokuşmuş dev almak istiyor bu maçı. Ard arda vuruşlar. Enerji düşüyor. Kokuşmuş dev dayanabilecek mi? Kokuşmuş dev bir balyoz darbesi, bir tane daha ve inanılmaz bir şekilde geri dönüyor. Bebek yüzlü, biberonlu, balyozlu efsane kokuşmuş dev. Sinek avcısını çeyrek finale yakışır bir karşılaşmayla 2-1 yeniyor. Akedo dövüşçülü seç turnuvasında son yarı finalist kokuşmuş dev.